üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili. Ajans Sinop olarak bütün Sinopluların, bütün izleyenlerimizin Regaip Kandili'ni kalbi duygularımızla kutluyoruz. Telefonunuza sabahtan beri, belki de dün gece yarısından başlayan mesaj, kandil mesajları gelmeye başladı biliyorum. Bugün yine gün içerisinde de birçok mesaj aldınız. Peki, bugün sizin için bir değişiklik yaptık. Sokağa çıktık. Kandil kutlaması yapmak isteyen insanlara mikrofonlar uzattık. Bakalım, siyasetçisinden sağlıkçısına, sanatçısından sporcusuna, Sinoplular kandillerini, kandil tebriklerini nasıl yapmışlar? Regaip Kandili nedir? Faziletleri nelerdir? Bunları öğrenmek adına ilk sözü il müftüsüne bıraktık. Bütün hemşerilerimizin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Rabbim Regaip Kandili vesilesiyle memleketimizi, vatanımızı, ordumuzu, yurdumuzu her türlü tehlikeden, her türlü musibetten, saldırıdan muhafaza eylesin. Regaip Kandili 3 ayların girişini müjdeleyen ve çokça istedilen, rağbet edilen anlamına gelen Müslümanların hayatını muhasebe ettiği, Müslümanların tevbe istiğfarla Rabbine yöneldiği, Rabbine rağbet ettiği bir gece olması dolayısıyla Rabbimizin de kendisine yönelen insanlara onları aff ve mağfiret ettiğinden dolayı, onları bolca bağışladığı ve ihsanı rahmetiyle karşılık verdiği geceye Regaip Gecesi demişizdir. Regaip Gecesi'nin hayatımızdaki önemi dünyaya meyleden tutkularının, arzularının esiri olan, dünyevileşen insanın yeniden sorumluluklarını hatırlaması, hayatını muhasebe etmeli. Yaptığı eksiklikleri, kusuru, günahları varsa bunlardan vazgeçmesi, Rabbine yönelmesi, Rabbine rağbet etmesi, tercihini Rabbinden yana kullanması, ebedi alem için yatırımını, ebedi alem için sorumluluklarını yerine getirmesi ve bunu hatırlattığı için Regaip Gecesi denilmiş. Dolayısıyla biz her geçen gün ömrümüzün eksildiği, yavaş yavaş ölüme doğru yaklaştığımız zaman dilimimizde görevlerimizi, sorumluluklarımızı Rabbimize karşı yapmamız gereken hususları ne ölçüde yapıyoruz, hangi eksikliklerimiz var, nerede yanlışımız var, savruluşlarımız, hatalarımız, bunlardan dönmemiz gerektiğini hatırlatan bir kuvvettir. İnsanın ölüme giden bu hayat yolculuğunda aslında yoldaki işaret levhalarından birisidir bu mübarek geceler. Zira eğer Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Kandil Geceleri, 3 aylar bunlar olmamış olsaydı hepten dünya birleşir, hayatın amacını, hayatın gayesini unutur. Rabbim artık en son gel yanıma kulum dediğinde iş işten geçmiş, son pişmanlığın fayda vermediği bir güne uyanmış oluruz. Onun için Rabbimizin bize bir rahmeti, Rabbimizin bize bir fırsatıdır. O toprağın içerisine almadan Rabbim gel diyor, şefkat kanatlarımın arasına gel diyor, tevbe istiğfarla gel. Gel kulluğuma yeniden seni kabul edeyim. Bütün günahlara rağmen, bütün kusurlara rağmen Rabbimiz bize bir çağrıda bulunuyor. Ey insan, bu çıkmaz sokak, bu hayatında ne zaman acaba döneceksin? Ne zaman Rabbine kul olacaksın? Ömrünü tamamlamadan, huzuruma emaneti kabzetmeden dön, kulluğunun, vazifenin başına geç. Dolayısıyla bu bir hatırlatmadır. Bu bize verilmiş bir fırsattır. Belki ömrümüzün son fırsatıdır. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü tekullah vel tenzur nefsüm mâ gaddemet li gadin." Ey insanlar, Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın diyor. Dolayısıyla bugün ve geceler bizim yarın için, ebedi hayat için ne hazırladığımıza baktığımız bir gece olmalı. Bu gecede bol bol memleketimiz için, vatanımız için, askerlerimiz, ordumuz için dua etmeli. Evlad-ı yalimiz için dua etmeli. Kardeşlerimizin kandillerini tebrik edip onların da uyanışına, onların da ebedi alem için hazırlıklı olmalarına vesile olmalı. Kardeşliğimizi, birlik, beraberliğimizi daha üst seviyeye çıkarabilmemiz için bu gece bize fırsat olmalı. Gecenizi yeniden tebrik ediyorum. Rabbim uyanacağımız, ahirete hazırlık yapacağımız, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşayacağımız daha nice regaiplere, nice üç aylara
Hep birlikte bizleri kavuştursun. Kandilinizi tebrik ediyorum. 3 aylarınız mübarek olsun diyorum. Hani dedi ki 3 tane misafir geliyor. Recep, Şaban, Ramazan. Evet. Hadi bakalım. Hadi buradan büyüklerinin kandillerini kutla. Tüm Recep kandillerini kutluyorum. Sen de? Recep kandillerini kutluyorum. Sen de? Recep kandillerini kutluyorum. Recep kandilini tutluyorum. Recep kandilini kutluyorum. Bu sıkıntılı dönemlerde halkımızın Recep kandilini enişten dileklerimizi kutluyorum. Nice Recep kandillere ulaşmak temennisiyle teşekkür ediyorum. Tamam, tüm sevdiklerimi kandilini kutluyorum. Evet, bu şekilde. Tamam. Siz kandil kutlamak ister misiniz? Tabii ki isteriz. Buyurun. Ya. Bütün Müslümanların kandili mübarek olsun. Evet, bugün Regaip kandili. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Annemin, babamın, kardeşlerimin, yakın çevremin, arkadaşlarımın, akrabalarımın, tüm dostlarımın, tüm sinoplarımın Regaip kandilini kutluyorum. Canı gönülden. İyi kandiller. Kandiliniz mübarek olsun. Sinoplu hemşerilerimin Regaip kandilini kutluyorum. Duaları, bugünkü duaları kabul olsun. Biz de Taşköprü'deyiz. Şeker fabrikalarının kapatılmaması için bir yürüyüş gerçekleştirdik. Saat 2'de de basın açıklamamız var. Bu vesileyle tüm hemşerilerimi tekrar Regaip kandilini kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Tüm dostlarımızın, sevdiklerimizin, ailemizin, ülkemizin ve Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller. Bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun. Tüm Sinopluların kandilini kutluyorum. Herkese kandili mübarek olsun. Herkese selamlar. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip kandili mübarek olsun. 3 ay boyunca yaşayacağımız manevi güzelliklerin habercisi olan bu gecenin milletimize ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Savaşların olmadığı bir dünya temennisiyle Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, bütün mazlumların yardımcısı olsun. İyi kalpler. Öncelikle birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olmuş günlerde affettik kahramanlarımıza selam olsun. Sonra Yüce Türk milletinin ve Sinoplu hemşerilerimin mübarek Regaip kandilini kutlarım. Allah'a emanet olun. Vatan bize emanet. Mübarek olsun. Evet, gördüğünüz gibi kandil mesajlarını dinlediniz. Bir şeyi söylemekte fayda var. Bu yorumu yaparak kapatalım bugünkü Söz Sende programını. Telefonlarımıza gelen şaşalı mesajların yerini iki cümlelik tebrikler aldı. Bence şaşalı mesajlardan ziyade iki cümlelik kandil mesajı daha etkili olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum bu konuda. Tekrar Ajans Sinop ailesi olarak ben Deniz Özen olarak kandilinizi, Regaip kandilinizi kalbi duygularımla kutluyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bunu da söyleyerek bugünlük bu kadar diyelim.